Tanım yapmış yukarıda. P asal sayı olmak üzere diyor. P asal olmak üzere. Eğer bunun iki katının bir eksiği de asalsa buna işte Mersenne asalı demiş. Biz bunları deneyeceğiz. Hangileri sağlıyor, hangileri sağlamıyor. Şimdi şu A şıkkına bakmaya hiç gerek yok. Bu asal değil çünkü. Bu asal değil. Asal değil. Şuna bakalım 19'a. İki katının bir eksiğini hesaplayacağız. 2 çarpı 19 eksi 1. Bu da 38 eksi 1 eşittir 37. Eğer asalsa bu Mersenne asal. 37 asaldır. Demek ki B şıkkı doğru olacak. Ama biz ötekilere bakalım. Bu asal. Şurası asal. Bizim istediğimiz gibi bir sayı. 23'e bakalım. Şimdi şöyle eşittir diyorum. 2 çarpı 23 eksi 1. 2 katı 46 eksi 1. 45. Bu asal değil. Niye? 5'e bölünüyor çünkü. Gelelim şuna. 2 çarpı 29 eksi 1. Bu 30 olsa 60. 2 çıkarız. 58. Eksi 1. 57. Şimdi 3'e bölünür. Rakamların topluyorum. 5 artı 2. 12. 3'ün katı. Bu da asal değil. 3'e bölünüyor çünkü. Gelelim şuna. Şuna. 2 katının bir eksiğine bakıyoruz. 2 çarpı 33 eksi 1. 66 eksi 1. Bu da 65. Bu da 5 tarafından bölünüyor. Bu da asal değil. İşte bizim kuralımızı sağlayan sadece 5 şıkkındaki 19 sayısı. O Mersenne asalmış.